Arkadaşlar merhaba. Şimdi Fatih'in ikinci videosuyla karşınızdayım. Neden ikiye bölmek zorunda kaldım? İstanbul'un fethi çok çok uzun sürdü. Zaten bazıları sadece Fatih'in İstanbul'u fethettiğini zannediyor. Bir ton sefer var, bir ton olay var, bir ton devlet kademesinde değişiklikler var. Şimdi Balkanlardaki faaliyetlerine baktığımızda bunları A, B diye ayırdım. Şimdi A'da ne dedik? A'da İstanbul'un fethi dedik. B'de Fatih'in Balkanlardaki faaliyetleri. Videoları en baştan izleyin arkadaşlar. Hepsinin oturduğunu göreceksiniz. Yani kuruluşu hallettik. Hatırla, kuruluşu 5 videoda hallettik. Şimdi ayrıntılı anlatırım ben. Çünkü adamların ne soracağı belli değil. MSÜ sınavını getirin bu yıl. Neler soruldu? Değil mi? Yani pek çok şeyi sorguluyorlar. Bir soruda 5 tane soru sormuşlar neredeyse. Şimdi 1453-1457 yılları arasında 40 arasında Sırbistan'a toplam 3 sefer düzenliyor ve 1459'da da artık ne yapıyor? Burayı tam olarak ele geçiriyor. Yalnız bir yer var ki o alınamıyor. Neresi orası? Tabii ki Belgrad. Arkadaşlar Belgrad'ı kim alacak? Fatih'in torunu Kanuni. Şimdi Belgrad'ı neden alamadı? Sadece karadan kuşattığı için. Burada donanmanın da harekete geçirilmesi gerekiyordu. Donanmayı harekete geçiren kim olacak? Kanuni öyle ele geçirecektir. Ve Belgrad arkadaşlar kuşatılıyor ancak alınamıyor. Şunu söyleyebilir miyim? Fatih'in karadaki tek başarısızlığı Belgrad'dır. Böylece Osmanlı'nın gücü Balkanlar'da daha şiddetli bir şekilde hissedilmeye başlanıyor. Çünkü sonuçta Sırbistan, Belgrad hariç, bakın burada haritada görüyorsunuz, ele geçirilmiştir. Peki Mora Seferi 1458-1460. Mora'yı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın Yunanistan'ın en neyidir? Güney ucu. Burayı aslında böyle bir üçgen gibi de düşünebilirsin. Burayı alacak. Doğru mu? Mora'nın fethi. Mora halkı, despotları yönetimden şikayetçiler. Tamam. Mora despotların ödemeleri gereken vergi ödenmiyor. Tamam. İşte bunlar nedenleridir. Sonunda Mora fethediliyor. Mora'nın ve sonrasında Trabzon'un alınması. Bakın bunu ÖSYM sorguladı ve öğrenci dedi ki lan ne alaka Trabzon'da Mora'nın fethi. Arkadaşlar Mora'da Rumlar yok mu? Evet. Trabzon'da Rumlar yok mu? Trabzon Rum İmparatorluğundan bahsediyoruz. Peki bu neye yöneliktir? İstanbul'da, bakın İstanbul'da Rumlar yok muydu? Tamam. İstanbul'u fethetti mi? Evet. İstanbul'u fethederek ne yapmıştı? Sonuçta Rumların buradaki gücünü kırdı. Peki Mora'yı alması, burada da Rumlar var, Trabzon'da da Rumlar var. İkisini bir kıyaslayın. Bizans'ın yeniden dirilmesini önlemeye yöneliktir. İşte ÖSYM cevabı bu şekilde verdi. Mora'da Rumlar, tekrar diyorum, sık sık tekrar arkadaşlar, tarih en nankör derstir sözelde. Buradan söylerim, buradan girer, şuradan çıkar, buradan girer, şuradan çıkar. O yüzden sık sık tekrar edin ve Bizans'ın dirilmesini ne oluyor? Önlüyor. Ege Denizi'nin, Boğazların, dolayısıyla İstanbul'u güvenli de sağlıyor mu Mora ile beraber? Herhalde. Yani şuradan gelecek bir, değil mi, düşmanın sonuçta şurada durdurulmasından, Mora'da durdurulmasından bahsediyoruz. Fatih İtalya seferi için üs de elde ediyor ki arkadaşlar son seferi böyle İtalya üzerinde Otranto'dur. Oraya gereken önem verilmeyecek. İkinci Bayezid zamanında askerler geri çekilecek. Maalesef Roma'ya yürüyecektik. Orada duracak. Peki Osmanlı'nın Mora'da genişlemesi Venediklerle ilişkilerin gerilmesine mi neden oluyor? Evet, 16 yıl boyunca sürecek savaşlar yapılacaktır denizlerde. Denizlerde biraz zayıfız. O yüzden der ki yani şu ufacık Venedik 16 yıl boyunca denizlerde Fatih'e kök söktürecektir. Doğru mu? Venedik gemilerin arkasında ne yazar biliyor musunuz? Hanzo'yum ama para bende. Yani bunlar ne diyelim, denizlerde çok güçlü. Biz daha kara. Kara da affetmez. Bizim gibi kara da affetmez. Peki şimdi Eflak fethinden bahsedelim. Arkadaşlar Eflak ve Boğdan. Bakın burada Boğdan dedik 1476 mı? Evet. Eflak nedir? 1462 mi? Evet. Bu ikisi neresi biliyor musunuz bugün? Günümüzde Romanya'dır. Voyvoda Vlad Tepeş. Bu Kazıklı Voyvoda dediğiniz adam var ya, işte bu filmlerini falan yapıyorlar böyle, daha böyle mitolojik gösteriyorlar. Bu isyan ediyor. Kendisini tutuklamayla görevlendiren Nibolu valisini kazığa oturtuyor. Kazıklı Voyvoda işte.
Bak tam pisko herif. Yani ne yapıyormuş mesela? Ailesiyle yemek yiyormuş şeyin o salonun ortasında diye düşün. Salonun ortasında yemek şeyi açtı ya. Sağda solda kaza oturtulmuş adamlar. Aile komple pisko. Ve Tuna Nehri'ni aşarak Müslümanların katliamına başlıyor. Bunun üzerine sefere çıkılıyor ve Eflak fethediliyor. Romanya'nın bir kısmını aldık mı? Kaçta? 1462'de. Peki Bosna fethediliyor arkadaşlar. 1463 ve 64 yıllarında Bosna Hersek. Hersek değil, sadece Bosna. Bosnalılar Osmanlılara karşı Macarlar ve Eflak Bey ile birlikte hareket ediyor. Savaşın nedeni midir? Seferin nedeni midir? Evet. Bir de vergi göndermiyorlar. Vergi bizde önemli. Vergiyi göndereceksin. Bu sefere çıkıyor. Bosna fethediliyor ve Bosna'da İslamiyet yayılmaya başlıyor. Evet. Ve arkadaşlar İskan siyaseti var ya, bugün hani Bosna Hersek Savaşı yaşandı, bugün dedim 95'lerde, 93-95 yıllar arasında Mavi Kelebekler hadisesi, KPSS sorusu, onu bir araştırın, toplu katliamlar. Peki daha sonra Boğdan, Eflak'ın tamamlayıcısı, Sırbistan seferi sonrası Osmanlı egemenliği kabul eden Boğdan vergi göndermiyor. Bakın yine vergi. Eflak saldırıyor, Fatih ordu gönderiyor ve Boğdan'ı fethediyor. Böylece Kırım ile karadan bağlantı başlıyor. Arkadaşlar Kırım neydi? İpek ticaret ne diyelim, yolunun kavşak noktası. Kırım'ın fethiyle zaten ne olacak biliyor musunuz? Mu? Karadeniz Türk Gölü haline gelecek. Peki Kırım'la kara bağlantısını sağladık mı? Evet. Macaristan'ın Karadeniz ile bağlantısı kesiliyor mu? Evet. Peki daha sonra Arnavutluk. Bakın Bosna ile arkadaşlar, aslında Arnavutluk'un fethi nedir biliyor musunuz? Mu? Denize çıkış, hangi denize? Şu İtalyan düşün çizmeyi. Çizmenin yanındaki o denizin ismi ne? Adriyatik, oraya çıkış. Arnavut Bey'i olan İskender Bey'in Osmanlı Devleti'ne karşı Macarlarla ve Venediklerle, ki Macarlar arkadaşlar Kanuni döneminde çok göreceğiz zaten, Mohaç Meydan Savaşı ile krallığı yıkacağız. Ve Venediklerle anlaşması üzerine sefere çıkılıyor ve Arnavutluk fethediliyor. Yine aynı şeyi söyleyebilir miyim? Nereye çıkıştır? Adriyatik Denizi'ne. Peki denizlerdeki faaliyetler. Arkadaşlar bugün gördüğünüz, bak Birinci Balkan Savaşı var ya, Birinci Balkan Savaşı'nda bunların hepsini kaybedeceğiz. Bugün hep Lozan diyorlar. Lozan'da kaybedildi, aldılar. Lozan'da kaybedildi, İsmet verdi. Onların hepsi Birinci Balkan'da kaybediliyor, Fatih'in aldığı. Bakın İmroz, Taşoz, Limni, Bozcaada, Gökçeada 1456'da nasıl diyeyim, seri bir harekette fethediliyor. Ve boğazları ele geçiren Osmanlı Devleti'nin zaten denizlerde güçlü olması gerekiyor. Ve aynı zamanda Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de ticaretine egemen olacak. Ve Avrupa'yı ekonomik açıdan Osmanlı Devleti'ne bağımlı hale getirmek istiyor. Bu deniz seferlerine çıkılıyor. Bu adalar Cenevizin elinden alınıyor. Bakın Ceneviz Haçlı seferlerinden sonra Karadeniz'e yerleşir. Yani Karadeniz'e dediğimizde daha çok Ceneviz gelsin. Akdeniz, Ege Denizi'nde Venedik aklınıza gelsin. Midilli ve Eğriboz 1462-1479, buralar fethediliyor. Venediklerden alınıyor. Ve arkadaşlar tüm bunlar neye neden olur biliyor musun? Venedik'in doğrudan ne diyelim, Osmanlı'ya cephe almasına neden olur. O yüzden Venedik'le 16 yıl sürecek deniz seferleri göreceğiz. Peki Kırım, bu çok önemli. 1475'te Kırım'da Kefe, Azak, Menküp ve Ceneviz kolonileri Gedik Ahmet Paşa tarafından alınıyor. 1477'de Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne ne oluyor? Bağımlı hale getiriliyor. Ve böylece Karadeniz bir Türk gölü haline geliyor. Bunun altını çiz, üstünü boya. Sordular çünkü. Şimdi düşün. İstanbul senin. Eflakboğdan, Romanya. Karadeniz'e sınır var. Orası senin. Trabzon aldın. Orası senin. Bütün Karadeniz, Amasra, Sinop. Buraları ele geçirdin. Orası senin. Kırım'ı da aldın. Tamam. Gürcistan dediğin dağlık bir bölge. Ve bütün Karadeniz'i ne yapmış oldun? Çevreledin. Kırım'ın fethini sordular. O zaman ne diyeceksin? Kırım'ın fethiyle artık Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Peki bu sadece bu mu? Hayır. İpek yolunun ne dedim? Kavşak noktası. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin denetimi altına alınıyor. Ve Lehistan. Arkadaşlar bugünkü Lehistan. Bugünkü neresi? Polonya. Lehistan üzerine yapılacak seferlere doğru da bir üs kazanılmış oluyor. Peki bütün bu denizlerdeki faaliyetler kimi rahatsız ediyor? Tabii ki Venedik. Osmanlı-Venedik savaşları, biraz önce söyledim. Deniz savaşları başlıyor. 1463-1479, 16 yıl sürüyor arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti Ege Adalarını ele geçirmesinden ve Arnavutluğun ve Mora'da etkinlik kurmasından rahatsızlık duyuyor. Ve ne yapıyor? Venedik, Macar Krallığı.
işte Arnavutluk, Karamanoğulları'yla Osmanlı aleyhine ittifak yapıyor. Ve bunun sonunda 16 yıl süren Venedik Savaşları başlıyor. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Osmanlı arkadaşlar, ne dedim, denizlerde henüz gücümüz çok keskin, sağlam değil. O nedenle Fatih bazı ayrıcalıklar verecek. Kapitülasyon mu? Evet. Bu Venedik'le yapılan anlaşma içerisinde bir kapitülasyon düşünün 1479'da. Bunu daha sonra önceden sordular da artık map'teki bilgiler değişmiştir. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Ceneviz'dir. Unutmayın. Şimdi ama Fatih'in yaptığı bu Venedik'le yaptığı anlaşmadaki kapitülasyonlar var ya. Bu kapitülasyonlar arkadaşlar ileride yapılacak tüm kapitülasyonların aslında neyi örneğini oluşturacaktır. Şimdi bakın. Venedik Osmanlı'ya savaş tazminatı ve yıllık vergi ödeyecek. İyi. Savaş tazminatını vermişler. Yıllık vergi ödeyeceklermiş. Arnavutluk'ta Kroya ve İşkodra Osmanlılara kalacakmış, tamam. Osmanlı Devleti'nde Venedik'ten aldığı yerleri verecekmiş, tamam. Venedik daha önceden olduğu gibi İstanbul'da elçi bulunduracak. Bunlara ne deniyor? Balyoz. Arkadaşlar bir hukuki ayrıcalık geliyor. Diyorlar ki benim Osmanlı sınırları içerisinde senin iki tane Venedik tüccarın var. Bunlar davaya mı düştü? Yani bir hukuki olayların var. Balyozlar baksın. Yani balyozlar, elçiler kendi halkının davalarına bakabilecek. Bakın bizim Müslümanlarla falan alakası yok bunların. İkisi kapıştı, bir şey oldu, ticari bir olay oldu. Balyozlar baksın diyor. Yani elçiler baksın diyor. Ve Venedik bayrağı çeken gemilere ben dokunmayacağım diyor. Yani serbest bir ticaret yapın diyor. Nedir bu? Aslında tam bir Venedik'te böyle bir kankilik, kapitülasyon anlaşması dönemi başlamış oluyor Fatih zamanında. Peki Rodos seferine çıkıyor. Arkadaşlar şimdi Rodos seferi sıkıntılı. Rodos'u alacak olan kimdir? Kanuni. Şimdi Papa'ya bağlı Sencen Şövalyeleri. Burada korsanlık faaliyetleri yapıyor ve inançlarını yaymak için bir üs olarak kullanıyorlar Rodos'u. Doğru mu? Burayı kuşatıyor, alamıyor. Bunu alacak kim? Torunu kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Rodos seferi Fatih'in denizlerdeki tek başarısızlığıdır. Karadaki neydi? Karadaki Belgrad kuşatması, hatırla. Peki 1480 ile 81 yılları arasında, yani son artık ne diyelim fetihler, Roma'yı fethetme, Kızıl Elma'ya ulaşma. Arkadaşlar ne dedim? Fatih Roma hayranıdır. Ve arkadaşlar burayı hedefliyor. Burayı alıp, yani Otranto çizmenin topuğu, bakın şurası İtalya haritası ya, şu bölge. Bunun çizmenin topuğu ya burası. Buradan nereye doğru yürüyor biliyor musunuz? Buradaki Roma'ya yürüyecektir. Ama son zamanları mı? Evet. Son zamanları olduğu için de başarılı olabilecek mi? Hayır. İstanbul'a sahip olması sıfatıyla Fatih Roma üzerinde haklı olduğunu iddia ediyor. Napoli-Venedik çatışmasından yararlanmak istiyor. Yine Gedik Ahmet Paşa'yı, bakın Kırım fethinde önemli rol oynamıştı ya, İtalya üzerine gönderiyor. Krallığı ve Venedik çatışmasından 1480'de Otranto alınıyor. Sonra Napoli Krallığına ait birçok kale ele geçiriliyor. Yalnız böyle şöyle bir şey var. Fatih 1481'deki büyük ihtimal arkadaşlar 10 yıl boyunca zehirlendi Fatih. Fatih'in zehirlenmesi söz konusu, zehirlenerek öldürülmesi söz konusu. Bir arada hatta İlber Ortaylılar hani dedi ya, mezarı açalım bakalım DNA testleri bilin gelişti. Gerçekten zehirlendi mi diye. Sonra vazgeçtiler. İtalya seferi yarım kalıyor. Otranto tekrar Napoli Krallığı'nın eline mi geçiyor? Evet. Peki burada bir not verdim. İlk Osmanlı-Memlük siyasi çekişmeleri. Aslında arkadaşlar Memlük Devleti'nin merkezi neresi? Mısır, Suriye. Mısır, Suriye. Eften püften bir hadiseyle başlıyor. Hicaz su yolları meselesi. Çünkü bizim hacılar hani gidiyor ya, Hicaz'a, Mekke'ye gidiyorlar. Orada su yollarında su bulamıyorlar. Su arklarını tamir et demiş. O da sen benim iç işlerime karışamazsın demiş. Sonra da olaylar büyüyecek tabii ki. Yani sonuçta bir devlet büyüyor, karşısına bir rakip çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim zamanında Memlükler yıkılacak Ridaniye Savaşı'yla. Ama şimdi bak, İlk Osmanlı-Memlük savaşları derse, siyasi çekişmeler derse Fatih. İlk çatışmalar sıcak çatışmaya dönüşmesi derse kim? İkinci Bayezid. Bu işi halleden ve Memlük devletini yıkan kimdir derse Yavuz Sultan Selim diyeceksiniz. Peki şimdi Anadolu faaliyetleri de var. Arkadaşlar Anadolu'da Amasra fethediliyor 1459.
Karadeniz'i bir Türk gölü yapmak istiyordu ya Fatih. Kırım'ın fethiyle yaptı bunu. Amasra'nın fethiyle Cenevizlerden alınıyor bunlar. 1459 Amasra Osmanlı topraklarına katılmış oluyor ve Bolu sancağına bağlı hale getiriliyor. Bundan daha önemli fetih nedir derseniz tabii ki Trabzon'un fethi. Bugün Trabzonspor yok mu 1461 diye. İşte o. Yani 1461 Trabzon'un fethi Fatih zamanında olacaktır. Peki nerede kuruldu bu? 1204 Haçlı Seferi. Hani şey gelmişti ya Katolikler hop nereye? 4. Haçlı Seferi'nde İstanbul almışlardı. Ve buradan kaçan Rumların bir kısmı Trabzon'a gitti. Orada Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdu. Bir kısmı da İznik'te İznik Rum İmparatorluğunu kurdu. Trabzon bakın daha çok daha uzun yaşayacak İznik'e göre. 1461'de alınıyor. Peki bunu ben size biraz önce söylemiştim. Ne dedim? Bizans'ın tekrar kurulma durumunun ortadan kaldırılması. Trabzon'un fethi budur. Rumlar burada. Trabzon Rum Devleti'nin Osmanlı Devleti'ne aleyhinde Venedik Cumhuriyeti, İran, Gürcistan bakın kimlerle ittifak yapmış herifler. Karamanoğulları'na ittifak kuruyor ve Akkoyunlularla ortak hareket ediyor. Fethin nedenleri arasında bunları sayıyoruz. Ve 1461'de arkadaşlar sefere çıkıyor Fatih. Yol üzerinde hadi bakalım İsfendiyaroğlu Beyliği. Doğru mu? Kastamonu, Sinop, Osmanlı'ya bağlanıyor. Daha sonra hem karadan hem denizden kuşatılıyor. Bakın burada güzel de bir fotoğraf verdim. Görüyorsunuz. Bu işte güncel günümüzde de duruyor. Nedir? Doğrudan değil mi? Trabzon Rum İmparatorluğu'nun bakın kayalıklar üzerine inşa edilmiş yerlerden bahsediyoruz. Yerleşim bilimlerinden. Ve Trabzon'un fethiyle Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesinde yolunda önemli bir adım atılıyor. Ama Kırım değil. Kırım'ın fethiyle Karadeniz tamamen Türk gölü olacak. Ve ne demiştim? Hatta ÖSYM sorusuydu ya. Mora ve Trabzon'un fethi neye yöneliktir? Bizans'ın yeniden kurulmasını önlemeye yöneliktir. Peki Karamanoğlu seferi yapıyor daha sonra. Ve her iki siyasi gücün de Anadolu Türk Birliği'nin kendi kontrolü altında gerçekleşmesi ve Karamanoğlu'nun kendilerini Türkiye Selçuklarının varisi olarak görmesi. Arkadaşlar Osmanlı'ya kök söktüren beylik aha budur. Karamanoğulları. Neden? Kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüyor. Mirasçısı olarak görüyor. Ve ikisi de Anadolu Türk Birliği konusunda yarışıyorlar. Ya kısaca egemenlik mücadelesidir. Ve Karamanoğulları'nın da taht mücadelesinden bizimkiler yararlanmaya çalışıyor. Bir de Akkoyunlu Devleti'yle de bu işe karışması Osmanlı Devleti'ne bu iktidar savaşına karışmasına neden oluyor. Fatih 1466'da çıkıyor bu sefere. Büyük bir kısmını ele geçiriyor beyliğin ve gücünü kırıyor. Bir daha da yani nasıl söyleyeyim size? Karamanoğulları'nın belini kıran kimdir? Fatih'tir. Ama tam olarak ortadan kaldıran kim olacaktır? Kim? İkinci Bayezid. Onun oğlu olacaktır. O dönemde bir daha da, o dönemden sonra ikinci Bayezid'den sonra bir daha da adını almayacağız. Peki Otlukbeli Savaşı çok önemli. 1473 mü? İlk kez topun ateşli silahlar silah olarak kullanıldığı savaştır. Bakın bu saate kadar mesela 1. Kosova Savaşı'nda sesinden yararlanıyorlardı. Fatih zamanında gülle atıyordu. Şimdi artık o mermi gittiğinde bir yeri patlatabiliyor. Doğru mu? O zaman ateşli silah olarak kullanılıyor. Ve Akkoyunlu Devleti'nin Osmanlı'ya karşı Haçlılarla, Venedik'le, Karamanoğulları'yla bakın yine ittifaklar. Ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan. Bunun altını çizelim. Ve bunun arkadaşlar Osmanlı'yı kendisine rakip olarak görmesi ve bu Osmanlı'ya karşı yapılan isyan hareketlerinde doğrudan beyleri koruması savaşın nedenleri arasında olacaktır. 1473 yılında iki hükümdarı Erzincan yakınlarında Otlukbeli'de karşı karşıya getirecektir. Sonuç Osmanlı Devleti savaşı kazandı. Ve sonuç arkadaşlar Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyetine girdi. Otlukbeli savaşı. Bazı tarihçiler bunu böyle Türk siyasi birliğine almıyorlar. Ben alırım. Yani niye? Ya Doğu Anadolu doğrudan Osmanlı hakimiyetine girdiyse Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kurma yolunda önemli bir adım değil mi? Hatırlayın ta Orhan Baba zamanında başlamıştı bu Karesoğulların yıkılmasıyla. Doğru mu? Anadolu Türk Siyasal Birliği. Sonra Yıldırım Bayezid ne yapmıştı? Kuruluşu bakın izleyin. Osmanlı kuruluş dönemini. Videolarını çektim. 5 tane video var. Orada ne demiştik? Yıldırım Bayezid'e kadar entrikalarla ele geçirdiler ya. İşte nedir? Çeyiz. Nedir? İşte para karşılığı ama Yıldırım Bayezid kafayla daldı beyliklere. Timur'la kapışmalarının bir nedenini teşkil etmişti hatırla. Şimdi arkadaşlar Fatih'in devlet teşkilatındaki faaliyetlerine bakacağız. Çok çok önemlidir. Bakın 1. Murat döneminde şunu bir anlatalım. Bu artık bu kafaya girsin. Kut anlayışı neydi? İlk Türk devletlerinde gök tanrı,
ne yapıyordu? Devleti yönetme yetkisi veriyordu. Kime? Hanedan üyelerine. Buradan veraset doğdu. Veraset neydi? Ülke hanedanın ortak malıdır. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı var ya. İlk kez 1. Murat döneminde ne yapıldı? Tırpanlandı. O zaman bütün Türk devletlerinde Memlükler hariç ülke hanedanın ortak malıydı. Doğru mu? Selçuklu, Uygurlar, yok aklına ne geliyorsa. Göktürkler, işte Gazneliler, Harzemşahlar. Ama arkadaşlar 1. Murat buna müdahale ediyor. Memlüklerde yoktu bu. 24 emir bir araya geliyordu. Kendi hükümdarlarını seçiyordu. Hatırlayın. Yani şöyle kabaca şöyle diyebiliriz. En güçlü komutan başa geçiyordu. Doğru mu? İşte Türk tarihinde ilk kez kim buna müdahale etti? 1. Murat. Devletin toprakları padişah ve oğullarının mı dedi? Ülke hanedanın değil. Bak amcaoğlu, teyzeoğlu, halaoğlu, kuzenler, şunlar bunlar elendi 1. Murat'la beraber. Burada devletin toprakları padişah ve oğullarındır diye. Şimdi Fatih Devri'nde artık devletin toprakları kimindir diyor? Padişahını, sadece padişah. Daha merkeziyetçi mi? Ben sana ne demiştim? Fatih'in yaptığı pek çok yenilik kendi otoritesini artırmaya yöneliktir. Peki yine bak mutlak otoritesini güçlendirmek isteyen Fatih daha önce var olan kanunlarla kendisinin düzenlemiş olduğu kanunları birleştiriyor. Kanunname-i Ali Osman yani Fatih Kanunnamesi. Şunu söyleyebilir miyim? İlk kez örfi yasalar Fatih döneminde düzenlenmiştir ve yazılı hale getirilmiştir. Doğru mu? Aynen. Peki mesela eskilerden bahsedelim. Törenin ilk kez yazılı hale getirilmesi Uygurlarda da doğru mu? Türk tarihinde derse. Osmanlı tarihinde Fatih Kanunnamesi. Süleyman'ın da olacak. Kanuni'nin de olacak. O daha geniş kapsamlı olacak ama ilk derse bu. Peki padişah diğer şehzadeleri öldürme hak ve yetkisi. Bu senenin KPSS sorusu arkadaşlar. Nizam-ı alem için karındaşların katli vaciptir. Doğru mu? Bu şeyi kanunu getirecek. Peki sebep ne? Padişah egemenliğin bölünmezliği, devletin parçalanmazlığı. Bakın bu tür soruları çok sordu adamlar. Egemenliğin bölünmezliği, devletin parçalanmazlığı anlayışı, parçalanmazlığı anlayışını her şeyin üstünde tuttuğunu gösteriyor. Her şeyin üzerinde tutmuştur. Ayrıca örfe dayalı hukuk sistemi yazılı hale getirilmiştir. İlk kez yazılı hale getiren Fatih olacaktır. Peki Divan-ı Hümayun'un başkanlığı Vezir-i Azam'a devrediliyor. Arkadaşlar şu saate kadar kim bakıyordu? Sadrazamlar. Bu saatten sonra padişahlar. Bu saatten sonra artık sadrazamlar. Bu divanı yüceltmek midir? Yoksa yetkilerini artırmaya ya da sallamama mıdır? Sallamama durumudur. Ve Divan-ı Hümayun arkadaşlar ki devlet için görüşüldüğü yer biliyorsun. Toplantılarına 1475 yılına kadar padişahlar başkanlık ediyor. Fatih'ten itibaren vezir-i azamlar geniş yetkiler alıyor ve padişah mutlak vekil olarak Divan-ı Hümayun'a vezir-i azamlar bakmaya başlıyor. Ve padişah ne yapıyor? Kubbe altı salonun üzerinde kafes sayılan bir bölümden dilerse toplantıları takip etmiştir. Buna ne deniyor biliyor musun? Kasr-ı Adil. Bak kendisine biri bizi gözetliyor divanı yaptırmış. Şimdi düşünsene divan dediğin bakanlar kurulunun olduğu yer, bakanların olduğu yer, bakanlar kurulu. Doğru mu? Vezir-i Azam başkanlığında. Sen ne yapıyorsun? Orada bir perdeden izliyorsun. Belki padişah orada belki değil. Bilmiyorum ki bunu. O yüzden aslında divan üzerinde doğrudan baskı kurulmuştur. Bu uygulama ile Divan-ı Hümayun bir karar organı olmaktan çıkmıştır. Bakın sorularda şuna dikkat edin. Eğer bir divanda ya bir kurultayda eğer mecliste son söz padişahınsa son söz padişahınsa o bir karar meclisi değildir. Karar organı değildir. Sadece danışır. Hani geri gidiyorsun işte şunu yapalım. Şuraya savaş açalım mı? Açalım diyor mesela divan. Ha, ben seni dinlemedim çıktı. Sadece sana danışmış oldu. Buna dikkat. Peki merkezi otoriteyi güçlendirmek için yapılan başka bir düzenleme. Haremden evlenme usulü. Arkadaşlar niye yapıyorlar bunu? Bak bu usul sayesinde padişahın aile sırları dışarıya yayılmıyor. Akraba ilişkileri de padişahın yıpratması engelleniyor. Yani kısaca haremden evlenme genellikle Fatih'ten sonra bu başlayacaktır, devam edecektir. Mesela bunun dışına çıkan ikinci Osman olacak. Saray dışı ilk kez saray dışı evliliğe imza atan kişidir. Peki bu aynı zamanda haremi Hümayun. Doğru mu? Yani padişah sırlara dışarı çıkmasın, akraba ilişkileriyle padişah hani üzerine bir baskı kurulmasın hadisesi haremi Hümayun'dan evlenilecektir. Burada da devşirmeler var biliyorsunuz. Peki Orhan Bey zamanında Fatih dönemine kadar divan toplantıları demiştik bunu zaten. Artık sadrazamlar
Başkanlığı'nda toplanıyor. Toplantılar haftada 4 güne indiriliyor. Her gün toplanan değil mi? 4 güne indiriliyor. İstanbul'un fethinden sonra bugün İstanbul Üniversitesi yakınlarındaki eski saray inşa ettiriliyor. Topkapı Sarayı arkadaşlar 65-78 yıllar arasında yine Fatih tarafından Sarayburnu denilen mevkide yaptırılıyor. Bu projenin önemli bir adamı da şehir kültürünün oluşumu ve gelişiminde örnek bir model. Bakın 19. yüzyıla kadar devlet Topkapı Sarayı'ndan yönetilecek. Mimari açıdan günümüze orijinal haline mi geldi? Hayır. Neden? Depremler. 1509 anlatacağım size. Kıyameti Sura. Her 500 yılda bir İstanbul yıkılıyor mu abi? Evet. Peki 1509'da Kıyameti Sura ile yıkıldı mı? Evet. Bir 500 yıl koyun. O yüzden adamlar barın barın bağırıyor. 2009 uzatmaları mı oynuyoruz? Evet maalesef. Peki 2. Murat tarafından devlet adamı yetiştirmek için Edirne'de Enderun kurulmuştu. Arkadaşlar saray okulu, kabaca saray okulu. Şimdi bak 1. Murat zamanında Acemi olanlar ocağına şeyler alınmaya başladı ya Pençik uygulamasıyla Hristiyan esirler. Bunlar Acemi'nin orada yaptı. Sonra Kapıkulu Ocağı'na mı gitti? Evet. Şimdi bunlar daha da geliştiriliyor ve Fatih bu şey Kapıkulu Ocağı'ndan daha böyle gözleri yallah yallah eden daha zekileri alınıyor, devlet adamı yetiştiriliyor. Nereye gönderiliyordu? Edirne'de Enderun'a. Enderun'u ne yapıyor? Aslında İstanbul'a taşımış gibi düşünün. Topkapı Sarayı'nda uygulanıyor ve en seçkin devşirme çocuklar burada eğitiliyor. Dediğim gibi en zekileri ve Osmanlı devlet sisteminin üst düzey yöneticilerin yetiştirdiği bir okul niteliğinde. Sadrazamlığa kadar çıkıyor bunlar. Sokolovic'den gelsin. Sokullu Mehmet Paşa işte. Peki sonlara geldik artık geliyoruz. Arkadaşlar kişinin malına el konulması, bundan bahsettim, müsaadere uygulamasını ilk kez başlatan kişidir Osmanlı tarihinde. Aslında bunlardan beri devlet geleneği ama Osmanlı tarihi için söylüyorum. Ve ilk kez kime uygulanmıştı bu? Çandarlı ailesine. Neydi? Türkmen gücünü temsil ediyordu. Türkmenlerin gücünü kırıp devşirmeleri ön plana çıkartan Fatih'tir. Unutmayın, sebep nedir? Merkezi otoriteyi artırmadır. Peki devlet ile gayrimüslim arasındaki bundan da bahsettim. Hukuki bir zemine oturtulması. Amanname neydi? Amanname gayrimüslimleri topla. Bundan sonra can, mal, namus, güvenliğiniz benim güvencem altındadır de. İstimalet yani hoşgörü politikasıyla bağlantılı mıydı? Evet. Peki Fatih Sultan Mehmet gulam sistemini geliştiriyor. Tamam, devletin merkezi gulam sistemi. Bu yine esirlerin alınarak, devşirilerek kendine asker yapma mıydı? Doğru. Ve ne yapılıyordu? Yine merkezi otoriteyle ilgili maaş alan askerlerdi bunlar. Ve askeri ve taşra teşkilatlarını geniş ölçüde uyguluyor. Tamam, merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışıyor. Devşirmeler ön plana çıkarken ne oluyordu? Türkmenlerin gücü kırılıyordu. Sahn-ı Seman medreseleri arkadaşlar çok önemli. Sahn-ı Seman 7 medrese. Bu medreselerde pozitif bilimler okutuluyor. Ali Kuşçu buralarda dersler veriyor. Müfredatını o hazırlıyor. Bakın buralarda fotoğraflarda gördüğünüz Ali Kuşçu bu. Bu medreselerde Molla Hüsrev de dersler verecektir. Bu dönemde yine müspet bilimler, tamam, felsefi yaklaşımlar ön plana çıkıyor. Birçok Latince eser Türkçe'ye çevriliyor. Tıp, matematik, astronomi alanlarında yeni eserler yazılıyor. Dini, felsefi konularda ilgi zaten Fatih dedim ya, dönemin İlber Ortaylı'nın da dediği gibi dönemin en entelektüel hükümdarı. Ulema ile yakın ilişkiler kuruyor. Birçok ilmi konunun tartışılmasına teşvik ediyor. Bunun sonucunda Türk dünyasının önemli bilim insanları ya da onların yetiştirdiği kişilerden Akşemseddin. Aynı zamanda doktordur arkadaşlar bu. Ali Kuşçu, matematikçi, Semerkant'tan gelmişti. Hatta demiştim ya, her konakladığı yerde bin ahçe verile diye Fatih'in yanında yer alıyorlar Sahn-ı Seman medresesinde. Peki 1455 yılında meşhur Kapalı Çarşı'nın çekirdeği Büyük Bedesten'in yapılması emrediliyor. Büyük Bedesten ya. Yani o zaman Kapalı Çarşı'nın temelini kim atmıştır derse direkt Fatih. Peki İtalyan ressam Bellini'ye poz veriyor. Yağlı boya tekniğiyle ilk resmini yaptırıyor. Burada arkadaşlar kendisini yaşlı çizmesini söylemiş. Çünkü hani 12 yaşında geçmişti de Varna'da geldiler ya. Hani şöyle Osmanlı tahtında bir tane çocuk yok ya da genç bir adam yok, aman dirayetsiz falan demesin Avrupalı, bundan cesaret alıp tekrar Haçlı Seferi'ne çıkmasın diye yaşlı çiz beni demiş. Bunu yapmışlar ve İtalya'da resim eğitimi alan Nakkaşbaşı Sinan Paşa Fatih'in bu meşhur, bakın fotoğrafta görüyorsunuz, canlandıran portresini yapmış. İlk para vakıflarını kurmuş. Tamam, çok da önemli değil. Osmanlı'nın ilk altın parası. Şu paraları bir daha tekrarlayalım. Osmanlı'da ilk para dersi Osman Bey.
İlk bakır para gibi düşünün bunu. İlk gümüş para derse neydi? Orhan Bey. İlk altın para derse Fatih'tir. Fatih dönemi arkadaşlar sona erdi. İkinci Bayezid dönemine geçeceğiz. Onun oğlu Cem Sultan falan olayını göreceğiz. Yine dediğim gibi kuruluştan itibaren başlayalım. Bunları oynatma listeleri haline getirdim arkadaşlar. Oynatma listelerini en baştan alırsanız sona doğru gidersiniz. Hepsi oturacaktır. Merak etmeyin. Hepsi oturacaktır. Defalarca dinleyin, izleyin. Oturacaktır dedim ya. En nankör derste karşı karşıyasınız. Görüşmek üzere diliyorum ve arkadaşlar kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Bu cümleyi hiç kuracağımı tahmin etmiyordum ve videoları beğenin. Kanalımız biraz fakir biliyor musun? Biraz böyle ne yapmak gerekiyor? Canlandırmak gerekiyor. Gerçi çok güzel 10 saat 15 saat arasında her gün izliyorsunuz. Helal olsun diyorum. Ve görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.